Yüz Eser. Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir. Hikayem bir yangınla başlamıştı. Ama şimdi serin bir su başındayım. Ağaçların gölgelediği, çiçeklerin açtığı, kuşların ötüştüğü bir su başında. Hatta bana öyle geliyor ki bütün bir ömrüm boyunca aradığım su belki de buydu. Bu su bazen masum bir hayal, bazen bir gençlik rüyası, bazen ideal, bazen aşk şeklinde beni arkasından koşturdu. Bazen onu kaybettim, bazen buldum sandım. Ama onu her zaman aradım. Bu arayışta aldanışlarım da inanışlarım kadar güzeldi. Çiftlik bendinin şelaleciğinde Kayaş çayının suları çağıl çağıl akıyor. Yeşil salkım söğütlerin sulara değen dalları akıntıların yumuşak dalgacıkları içinde yıkanıyorlar. Ada bir güneş seli içinde. Toprak ana göğsünün kudretlerini su şeklinde, çimen şeklinde, ağaç çiçek şeklinde yeryüzüne sermiş. Sular onun memelerinden Allah'ın bereketi gibi fışkırıyor. Çiçekler ve ağaçlar ondan hayat şerbetini ve güneşten renklerini emiyorlar. Her tarafta oluşun, hareketin, derin canlı ahengi var. Suların çağaltısına kuşların cıvıltısı karışıyor. Bu bir musikidir. Bana öyle geliyor ki bu musiki bahçeleri, vahaları, dağları aşarak her şeyi hepimizi içine alacaktır. Yerleri gökleri dolduracaktır. Sanki alem bu musikinin ahengine uyarak bir renk, bir name ve ziya cümbüşü içinde çalkalanacaktır. Kainat ebedi raksına sanki bu musiki içinde devam edecektir. Epiktetos haklı. Allah'ın bize verdiği en büyük nimet, malik olduğumuz halde malik olduğumuzu bilmediğimiz kuvvetleri bir gün kendimizde bulmamızdır. Ve gene onun dediği gibi huzurun bir pahası var. Evet, onu ödemek lazım. Benim ödediğim paha hayatımın hepsidir. Ama bundan üzgün değilim. Ödediğim bedel ulaştığım kaynak için çok değildir. Çünkü bu kaynağın başında ben yıllar yılı kaybettiğim en değerli şeyi, yani kendimi buldum. Merhaba güzel günün edebiyat dostları. Dinlediğiniz satırlar Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam adlı romanından. Şevket Süreyya'nın bu eseri için yazarın bir ömrün hikayesi içinde bir çağın tarihini yazdığı otobiyografik bir eseridir dense hata olmaz değil mi? Çok güzel ifade ettin, seni kutluyorum. İstersen kitaba geçmeden önce eserin yazarını tanıyalım. Tabii. Zaten Suyu Arayan Adam söylediğimiz gibi Şevket Süreyya Aydemir'in kendi hayatını anlattığı bir eser. Ama yine de hayat hikayesine kısaca göz atalım. Müzik
Evet sevgili dinleyenler, yazar ve iktisatçı Şevket Süreyya Aydemir 1897 yılında Edirne'de doğdu. Edirne Muallim Mektebi'ni bitirdi. Azerbaycan, Dağıstan ve Gürcistan'da öğretmenlik yaptı. Eğitimci ve iktisatçı olarak çeşitli devlet hizmetlerinde görev aldı. İnkılap ve Kadro dergilerinde yazılar yazdı. Kendi hayat hikayesini de 1959'da yayımladığı Suyu Arayan Adam adlı kitabında anlattı. Yazar bu tarihten sonra yoğun bir yazı dönemine girdi. Eserlerinden bazıları şunlar: Toprak Uyanırsa, Tek Adam, İkinci Adam, Menderes'in Dramı, Makedonya'dadır. Şevket Süreyya eserlerinde Birinci Meşrutiyet'ten günümüze kadar Türk toplumunun geçirdiği değişimleri ve yaşanan olayları dile getirmiştir. İstersen şimdi de yazar kendi hayatını Suyu Arayan Adam adlı eserinde nasıl dile getirmiş bunu ifade edelim. Öncelikle eseri kısaca özetleyelim ama biliyorsun zamanımız kısıtlı. Kısaca. Tamam, haklısın. Roman yazarın çocukluk yıllarında başlar. Yazarın çocukluktan beri hedefi subay olmaktır. Bir subay ve belki de bir gün paşa. Ancak Balkan Harbi'nden sonra hedefi değişir. Artık subay değil, öğretmen olmak ister. Evet, okuyacak ve köy öğretmeni olacaktır. Bunun için muallim mektebine gider ve bir köy öğretmeni olmak için hazırlanmaya başlar. Ona göre yenilen ve tılsımını kaybeden devlet varlığımızı, yaralı milletimizi ancak ilkokul hocaları kurtaracaktır. Fakat öğretmen olamadan Birinci Dünya Savaşı patlak verir ve savaşa katılmak zorunda kalır. Doğu cephesinde Ruslara karşı savaşır. Savaş yıllarında onun idealleri yeniden şekillenir. İdealleri Osmanlı topraklarının dışına taşmıştır. Artık Türk milletinin bütün boyları, bütün kolları için çalışacaktır. Turan idealini benimsemiştir. Fakat pek çok şey onun istediği gibi gitmez. Nitekim önce bir kaos, sonra inkılaplar, fırtınalar, savrulmalar. Kendini bir gün bir ihtilal safında bulur. 180 derece dönüş yapar ve artık dünya nizamını baştan başa yıkacak ve bu harabenin üstünde kendi nizamlarını kuracaklardır. Rusya'da yaşadığı 4 yıllık süreç fırtınalar, yıkımlar, kıyımlar ve aşkla doludur ama bu 4 yılın sonunda ne idealler kalır, ne fikirler, ne dava, ne de aşk. Etraflıca yer tutan yazarın Birinci Dünya Harbi sıralarında yaşadığı çetin kış şartları, daha savaşmadan ölen 90 bin şehidimizin yerine kendimizi koyma imkanı bize sunduğu için anlamlıdır. Donmak üzere olan bir insanın psikolojisi yazar tarafından çok güzel ifade edilmiştir. Buraya sadece hadisenin başlangıç kısmını alabiliyoruz. Nitekim yazar, başından geçen bu hadiseyi uzun uzadıya ve çok güzel, etkileyici bir biçimde kaleme almıştır. Cephede yüzlerce donma hikayesi dinlemiştim. Birçok insanın donarak öldüklerini görmüştüm. Bildiğim şuydu ki donmak hoş bir uyuşukluk, tatlı bir uyku hali ve bir takım rüyalarla başlardı. Erler bu tatlı uykuya ve hoş rüyalara hemen hiç mukavemet edemezler. Kendilerini bunların rahatlığına kolayca terk ederler ve sonunda ölürlerdi. Bu bir ölüm korkusuzluğu değil, başka bir şeydir ve burada anlatılması güçtür. Fakat subay tehlikeyi hissedince kendini ölüme karşı sonuna kadar korumaya çalışır. Ben de o gün hava kararmaya yaklaşırken ilk uyuşukluğa hemen hiç farkına varmadan düştüm. Akşam olmak üzereydi. Etraf meşelikti. Şosenin yanındaki dereden billur gibi bir su akıyordu. Fakat bir aralık atımın ayağı sürçüp de bütün vücudum sarsılınca ayıldım. Gördüm ki etrafta ne meşelik ne akarsu vardır. Donmanın, kendimi kaybetmenin ilk tatlı uyuşukluğu içine sürüklenmek üzere olduğumu anladım. Bu bende bir korku mu, dehşet hissimi uyandırdı, şimdi iyice hatırlayamıyorum. Fakat bu ilk ayılışla beraber kendimi toplamaya çalıştığımı ve ölmek istemediğimi gayet iyi biliyorum.
Evet sevgili dinleyenler, gayet hoş ve anlamlı bir alıntı. Soğuğu iliklerinizde hissettirecek bir bölüm. Okurken siz de bunu yaşayacaksınız. Şevket Süreyya'nın adeta perdeyi kaldırır tarzda samimi üslubu eserde baştan sona kendini hissettiriyor. Bir anda yazarın muhatabı oluyorsunuz ve bu sohbetten ayrılmak istemiyorsunuz. İşte size bir örnek. Svetnoy Bulvar'daki tefekkür heykeli karşısında ve gecenin geç saatlerinde yarı uyku yarı uyanıklık halinde düşündüklerim bunlardı. Ama şimdi bana siz, peki ama bütün bu olaylar içinde senin işin ne diye sorabilirsiniz. Fakat siz kayıt ve şart tanımayan ve bulunduğu şartları ancak heyecan kudretiyle yoğuran bir yaşın insanını düşünün. Sevgili dinleyenler, eserde yazarın kendisiyle aramızdaki mesafeyi en aza indirdiği bölümlere fazlaca rastlarız. Hayat hikayemin son sayfalarını yazarken onun dalgalı akışını safha safha bir daha düşündüm. İnişleri, yokuşları, geçitleri ve dönemeçleriyle garip bir yaşantı. Bazen sükun, bazen tehlike anları içinde uzanıp giden bir garip yol. Ümitleri, aşkları veya yenilgileriyle bazen renkli, bazen hiçlikten ibaret bir hikaye. Bu hikayede bilinmeyen bir el yolumuzu çizmiştir. Ümit oyalamıştır, fikir sürüklemiş, tehlike yolumuzu süslemiştir. Aşklarımızsa, bütün bunların üstünde, bütün varlığımıza kanat gererek ve hepsinden daha derin, bütün hayatımız boyunca yaşantımıza değer ve mana vermiştir. Öyle ki ben şimdi başımı çevirip arkama baktığım zaman, bütün bunlar bir arada ve hepsi birden bana her halkası ayrı ayrı yaşanmaya değer bir ömrün derin hazzını veriyor. Son hükmüm şudur. Eğer yeniden dünyaya gelseydim, gene kendi hayatımı yaşardım. Şimdi size anlattığım bu hikayeme bir isim bulmak lazım. Buldum. Suyu arayan adam. Sevgili edebiyat dostları, gördüğünüz gibi gerek üslup gerekse kullanılan dil eserin okunması için bizi kendine çekiyor. Yazarın yaşadıkları bize hikaye tadında bir haz verirken, aynı zamanda o dönemin siyasi, politik, sosyal meseleleri ve yaşayışları hakkında da bilgi veriyor. Eserin çoğunda bu siyasi dalgalanmaların yazar üzerindeki etkisini görebiliriz. Yazarın ani yaptığı 180 derecelik dönüşler, onun gerçekten bütün hayatı boyunca bir şeyleri arama çabası içerisinde olduğunun en büyük göstergesi sanırız. Yazar, hemen hemen bütün hayatı boyunca birbirine tamamen zıt davalar peşinde koşar. Hep aradığı bir şeylerin olduğunu kendine ve bize ispatlamaya çalışır. Ancak aradığı şey huzurdan başka bir şey değildir. Bunu çok geç fark eder. Meğerse peşinde koştuğu davaların hepsinde huzura giden bir kapı aramıştır. Bu gök kubbenin altında elbette bana da bir yer bulunur diyordum. Bu kalenin gölgesinde yerleşirim. Şu karşı sırtlarda dolaşan çoban, şu tarladan el sallayan çocuk kadar kür ve serbest dolaşırım. Hatta bir gün belki şu karşıki sırtlarda benim de bir bağım olur. Cins cins üzümler, Ankara armutları, vişne, kiraz yetiştiririm. Hatta belki de bal, meşhur Ankara balı. Arılar daha gün doğarken kovanlarından çıkarlar. Kekik, sarı yonca, yabani gül çiçeklerinden topladıkları altın tozlarını peteklerine getirirler. Hatta şu çıplak vadi de yarın belki yeşillenir.
Şu kayaların altına belki ben de bir bahçe dikerim. Akan suları biriktiririm. Yahut yer altının sularını yer üstüne çekerim. Fidanlar ağaç olur. Ağaçlar meyve verir. Arkların, havuzların başına salkım söğütler diker, gölgelerinde dinlenirim. Hem dinlenmek de ne için? Tarlada çift sürmeli, bahçede bel bellemeliyim. Evet, vaktimiz de oldukça azaldı. Beraber başladığımız bu yolculuğu artık tek başınıza devam ettirmelisiniz. Suyu arayan adamı mutlaka okumalısınız. Şevket Süreyya'ya hayat yolculuğunda eşlik ettik. Suyu arayan adamın öyküsüne şahit olduk. Programımızın sonuna yaklaşırken yine Şevket Süreyya'ya kulak vermeden geçemiyoruz. Genç yaşlı, kadın erkek hepimiz bir arayış içindeyizdir hayat boyu. Kimimiz doğuya gider, kimimiz batıya. Kimimiz öne gider, kimimiz geriye. Kimimiz alçalırken de kimimiz yükselmeyi yeğliriz. Bütün bunlar hep arayıştır. İnişli çıkışlı dünyanın hayat yolunda bir şeylerin arayışı. Bazen suyun, bazen ateşin, bazen toprağın, bazen de yeşilin. Ama bütün arayışların kökeninde tek bir özün arayışı vardır. Huzurun. Suyu arayan adamdan daha erken aradığınız suya kavuşmanız ve onun tadını ömrünüzün sonuna kadar çıkarmanız temennisiyle. Hoşça kalın edebiyat dostları. Edebiyatla kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.